Herkese merhaba. Meltem Faka Basmaz. YouTube kanalıma hoş geldin. Son dönemde herkesin tartıştığı koronavirüsün yarattığı etkiyle bedende ve aslında sinirsel olarak başlayan stres ve anksiyeteye karşı ne yapabiliriz? Stres, anksiyeteye karşı kediyle ilgilenebiliriz. Hemen çekim yapılınca koşarak gelen kedim. Gerçekten evde köpek ve kedi beslemek, eğer herhangi bir korkun veya rahatsızlığın yoksa stres ve anksiyete için gerçekten birebir. Negatif enerjiyi böyle emiyorlar ve onu dönüştürüyorlar. Özellikle toprağa basamadığımız, dışarı çıkamadığımız bu dönemlerde. Tabii ki yoga, diğer en büyük yardımcı. Yoga, nefes ve meditasyon. En temel yoga ile başlayacağım. Çünkü bedenin hareket etmeye ihtiyacı var. Anksiyete bedende enerjinin sıkışıp kalması ve o sıkışık kalan enerjinin baskı yaratması. Çünkü orada beden bir korku kaygı halinde, hani ne olacak acaba? Bu korkuyu eski zamanda olsa, işte mağara döneminde korku nereden oluyor? İşte hayvanlardan, işte onu tehdit eden herhangi bir şeyden, işte düşmandan kaçmak. O korkuya karşı tepki kaçıyor ya da savaşıyor. Şimdi bizim burada ne kaçacak ne savaşacak bir alanımız var. Aslında görünmeyen bir şey var ama bir taraftan da görünen bir şey var. Görünen bir virüs. İşte haberlerde, televizyonda, internette, sosyal medyada, her yerde. Görünmeyen, onun yarattığı etki, bu da duygusal olan etki. Çünkü bir travma, yani yaşadığımız durum aslında travmatik bir durum. Bu travma bazılarında hiç beklemediği ya da normalde hiç yapmadığı hareketler ve tepkiler olarak çıkabilir. Bazılarında gece uykusuzluk olarak çıkabilir ama çoğumuzdaki yansıması anksiyete, yani gelecekle ilgili endişelenme hali. Bu da çok normal. Çünkü şu an yarın ne olacağını bilmiyoruz. İşte belirli ülkelerde şunlar şunlar olmuş ama burada nasıl olacak, hiçbir fikrimiz yok. Bu da gelecekle ilgili endişe halinin oluşmasına tabii ki sebep oluyor. Şimdi lafı uzatmayayım. 10 dakika yogayla bakalım o stres ve anksiyeteye neler yapabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz. Haydi başlıyoruz. Sevdiğim bir müzik varsa onu açabilirsin, benim sesimi duyabilecek kadar. Ben özellikle şu an burada müzik kullanmıyorum çünkü belki sesimi tam olarak duyamayabilirsin ve bazıları hani müzikten de hoşlanmıyor olabilir. Ama sen kendin çok güzel zevkle müziğini aç. Elini yere doğru getir ve buradan dört ayağa doğru yerleştir. Dört ayakta sağ ayağını geriye doğru uzat, sol ayağını geriye doğru uzat ve plank'e doğru geldim. Plank poz, kalça yukarıda ya da kalça aşağıda değil. Omuzlar, eller aynı hizada, ayak parmak köklerine bastığı bir yerdesin. Başın ve kalçan aynı hizada. Şimdi buradan yeri iterek gönderiyorsun kalçanı geriye, aşağı bakan köpeğe geldi. Hiç ayaklarının, ellerinin yerini değiştirme. Değiştirmeden bak, iki elinin arasına nefesi alırken gel öne. Gönder sonra kalçayı, ellerle yeri sırtı kabar, çene göğsü yakın, aşağı bakan köpek. Gel öne doğru, plake. Gönder kalçayı geriye, aşağı bakan köpek. Hadi bir kez daha. Gel öne, planke. Sonra gönder kalçayı geriye. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al burada. İki ayağının ortasına bakarak ağızdan boşalt nefesi. Al derin nefes. Ve ağızdan. Şimdi sağ ayağını, topuğunu birazcık yukarı kaldır, sağ dizi bük, sağ ayağı sağ elinin arkasına yerleştir. Sağ ayak sağ elinin arkasına yerleştirdikten sonra el parmakların üzerine gel, sol ayağım, sol bacağım aktif ve dümdüz. Buradan sol dize minik yere dokunduruyorum, göğsüm açık ve dik, sonra geriye uzatıyorum. Sol dizi yere doğru dokunduruyorum, sonra geriye uzatıyorum. Sol dizi yere doğru dokunduruyorum, sonra geriye uzatıyorum. Son kez yere doğru dokunduruyorum. Buradan ön bacağı düzeltip
Sol diz sol kalçayla aynı hizada sağ bacağıma doğru katlanıyorum. Sağ ayak parmaklarımı kendime çekerek ileri uzuyorum. Sonra sağ ayağımın altı yere geliyor. İki elimin parmakların üstünde sol dizi kaldırıp iki avucu yere koyup plank'e yerleşiyorum. Plank'ten gönder kalçayı geriye, aşağı batan köpek. Boyun serbest, baş serbest. İki nefes, yine buradasın. İki ayağın ortasına bak. Al derin nefes. Ve ağızdan. Tekrar al derin nefes. Sen istediğin sesi çıkartmakta özgürsün. Bırak komşular, etraftakiler duysun seni. Sonra sol ayağı getir. Sol elin içine yerleştir. Buradan el parmakların üzerine doğru gel. Geldikten sonra sağ dizi yere doğru dokundur. Sağ dizi geriye doğru gönder. Sağ dizi yere doğru dokundur. Sağ dizi geriye gönder. Üçüncü kez yere dokundur, geriye gönder. Haydi son iki. Sağ dizi dokundur, geriye gönder. Sağ dizi dokundur, geriye gönder. O zaman iki avucu yere getirip öndeki ayak geriye plank'e gel. Şimdi plank'ten yüzüstü yere doğru gidiyorsun. Yüzüstü yere gelip ayakların üstünü geriye çevirip kollar geriye, avuçlar yukarıya doğru baksın. Omuzları geriye çevir ve kaldır bacakları göğsü yerden. Locus pose. Şimdi buradan yüzüstü yere gelirken elleri dirseklerin altına yerleştir. Ayaklarını da yerden kaldırarak. Çok yükselme ki belin sıkışmasın. Hani şu kaldırmaya gerek yok, ihtiyacın da yok. Sadece göğsünü kaldır, bakışların karşına bacaklarını kaldır. Sonra her şeyi indir, elleri gönder. Locus pose, kaldır. İndir aşağı, eller göğüs kafesinin yanında, bakışlar yere. Şimdi bakışlar karşıya, kobra. Yüzüstü yere, eller kalçanın yanında, omuzlar geriye, göğüs kafesi karşıya. Elleri göğüs kafesinin yanına al. Buradan kaldır kendini kobraya. Sonra her şeyi yere doğru bırak. Tak ayak parmakları aşağı bakan köpeğe doğru gel. Aşağı bakan köpekten 3 kez aslan nefesi, yani dilini iyice sanki böyle dışarı çıkartıp çenene dokunduracakmış gibi nefes vereceğim. Nefes normal alacağım. Al derin nefes burnundan. Aslan gibi kükrüyormuş şeklinde bırakıyorsun nefesi. Al derin nefes burnundan. Tekrar al derin nefes burnundan. Sonra iki elin arasına bak. Ve ayakları şöyle yapalım, hatta dizleri yere getir. Ve dizlerin üzerinde oturmaya doğru gel. Kalçanı yere doğru indir. Ve buradan Baddha Konasana. Şu şekilde yandan da göstereyim. Baddha Konasana'ya doğru geliyorsun. Dik bir şekilde. Ben sana bakarak yapacağım. Şimdi Baddha Konasana'da buradaki duruşun, topuklar sana yakın olabilir veya topuklar biraz uzak durabilir. İç bacaklarda, kalçalardaki hislerine göre bak. İstersen kalçanın altına yastık yerleştirebilirsin. Tercihini. Şimdi buradan ellerini kalçanın arkasına, yanına doğru al. Omuzları geriye. Ve derin nefes al burnundan ve bırak ağzından kalçalar, bacaklar ağırlaşsın. Bir sonraki nefesi alışında aç bacakları Upa Vishta Konasana. Eller hala arkada, dik bir şekildesin. Nefes aldı ve nefesi verirken kalçalar ağırlaştı. Sonra bacakları tekrar ortaya getirdin. Burada Baddha Konasana'dasın. Sonra bacakları, dizleri birleştirip Navasana. Sana yandan da göstereceğim. Boat pose. Sonra Navasana'dan ayaklarının altını tekrar birleştirdin. Omuzlar geride, göğüs karşıya doğru açık. Nefes aldın. Burada nefesi verdin. Sonraki nefes alışta açtın bacakları yana. Upa Vishta Konasana. Burada aldın nefes. Ve nefesi verdin. Sonra bacakları tekrar bir araya getirdin. Baddha Konasana.
ve dizler bir araya geldi. Geldikten sonra kaldırdım bacakların havasına. Belki sen dizler bükülü yapacaksın. Hatta elleri şöyle arkaya doğru koyacaksın. Bunlar modifikasyon. Önemli olan dik, omurganın olabildiğince dik olması. Yani öne çökmeden kalmak. Bir tur daha yapıyoruz. Ayakların altı yerde. Eller kalçanın yanında dik bir şekildesin. Baddha Konasana. Sonra açtın bacakları Upavishtha Konasana. Upavishtha Konasana'dan aldın derin nefes. Nefesi verirken kalçayı ağırlaştırdın. Sonra ayakları getirdin. Kidiyi sıkıştırdın. Ve sonra aldın nefes. Nefesi verirken kaldırdın bacakları yukarı. Navasana. Şimdi kulağın bende olsun. Hatta bakışların da bende olsun. Buradan sağ bacak önde olacak şekilde solu arkaya doğru al. Ben senin aynan olarak yerleşeceğim. Bir bağdaşa doğru geliyorsun. Bağdaştan şimdi öne doğru katlan. Artık aktif olarak aldığın nefesleri birazcık yumuşattığın bir yer olsun. Burada nefesi al. Nefesi ver. Al nefes. Ve nefesi ver. Sonra yavaşça kaldır kendini yukarı. Yukarı kaldırdıktan sonra bacakları ortaya, Navasana'ya doğru gel. Ben buradayım. Navasana'dan bu sefer sol taraf önde olacak şekilde oturmaya geldin, bağdaşa geldin. Ve sol öndeyken öne doğru katlanıyorsun. Poponun yerden kalkmamasına özen göster. Poponu yere doğru ağırlaştır. Ellerle ileriye doğru uzuyorsun. Sen uzadıkça sanki kalçanı da yere aşağı doğru bir çekiyor. Nefesler biraz daha yumuşadı. Biraz daha bırakmaya doğru geldi. O yükselen enerji yavaş yavaş merkeze doğru geliyor. Şimdi geriye doğru al kendini. Geriye aldıktan sonra ben çaprazlar göstereyim. Baddha Navasana. Şimdi Navasana'dan bu sefer gene senin aynan olacağım. Sol alt, sağ alt bacağı yere doğru indir. Sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine yerleştir. Ve fire lock. Çift güverce, double pigeon. Şimdi burada bazılarınızın dizi çok yukarıda kalıyor olabilir. Hiç önemli değil. Ya bu şekilde dik otur. Veya birazcık ayağa getir, yaklaştır kendine. Birazcık öne doğru geldiğinde zaten o dizin yere yaklaştığını fark edeceksin. Ve burada bırak. Burası belki daha önceki pozlardan sana sıkışık geliyor olabilir. İşte önemli olan o sıkışık alanda nefesinle yumuşayarak kendini bırakabilmek. Anksiyete veya stresi yarattığımız her durum aslında bir tepki, bir geri duruş herhangi bir şeye karşı. Akışa bırakıp gitmek yerine kendimize o akışa karşı tepki gösterme hali. Şimdi bacakları değiştir. Tabii ki hani bir yerden neden tepki göstermeyelim diyor insan. Planladığımız şeyler vardı, olmasını istediğimiz şeyler vardı. Normal olarak o tepkiyi gösteriyorsun. Ama işte şunu hatırlamak lazım. Yaşam bizim kontrol ettiğimiz değil. Yaşamda kontrol ettiğimiz tek şey tepkilerimiz. Ve sen nasıl tepki veriyorsan yaşam da sana aslında öyle tepki veriyor. Benim kedicim. O da bana tepki veriyor. Küçük. Şimdi yavaşça kaldır kendini. Kaldırdıktan sonra oturmaya doğru gel. Son bir dakikayı nefesle, nefes çalışmasıyla geçireceğim. Şimdi derin bir nefes al burnundan. Ağzına boşalt. Şimdi bu aralar tabii ki o koronavirüs etkisinden kaynaklı. Burnuna, elin yani elini ağzına götürmen doğru değil. Eğer gerçekten ellerin temizse ve temiz bir yerde yapıyorsan burun deliklerini kapatabilirsin. Yoksa hayalinde kapatıyormuş gibi de yapabilirsin. Hepsi aynı şeye geliyor. Şimdi burundan, iki burun deliğinden derin nefes al. Ve tekrar ağızdan bırak nefesi.
Sol burun deliğini sol iç, sağ ya da sol elinle kapat işaret parmağınla. Sağ burun deliğinden nefes al. Ve iki burun deliğinden nefesi ver. Sağ burun deliğinden nefesi al. İki burun deliğinden nefesi ver. Tekrar sağ burun deliğinden al. İki burun deliğinden ver. Sonra sağ burun deliğini kapat. Ve sol burun deliğinden al. Surya ve Chandra Vedana nefesleri yapıyorsun. İki burun deliğinden ver. Önce sempatik sinir sistemini aktive eden, sonra sol burun deliğinle parasempatik sinir sistemini aktive eden bir nefes çalışması. Böylelikle sinir sistemine dengelemiş oluyorsun. Tekrar sol burun deliğinden al. Ve iki burun deliğinden ver nefesi. Ellerini dizlerin üzerine getir. Nefesi alışında gelen nefesi, nefesi verişinde çıkan nefesi izle. Nefes alışta farkındayım. İçeri nefes geliyor. Nefes verişte farkındayım. Dışarı nefes çıkıyor. Nefes alışı iç nefes. Nefes verişi dış nefes. Bedenine beraber nefesine, nefesinle beraber zihnini gözlemle. Şu an, bu 10 dakika önceyle, yani pratiğe başlamadan öncesiyle şimdiki arasındaki fark gözlemle. Düşüncelerin ne durumda? Zihnin hikayeleri ne durumda? Ve hislerine bak, şu an nasıl hissediyorsun? Ve kendine her zaman sor, nasıl hissediyorum? O duyguları içeri hapsetmek yerine nasıl hissettiğinin farkına var. Üzüntülü de olabilirsin, sevinçli de olabilirsin. Ama nasıl hissettiğini fark ettikçe o duyguların içeride baskı altında kalmamasını sağlarsın. İki eli kalbinde buluştur. Benimle yaptığınız pratik için hepinizi çok çok öpüyorum ve çok da seviyorum. Ve devamında buluşmak üzere namaste diyorum. Beni YouTube kanalımdan Meltem Faka Basmaz ve aynı zamanda Instagram Meltem Altıra Faka Basmaz. Podcast, Happily Ever After. Buralardan takip edebilirsin. Bir sonraki videoda o da size selam söylüyor. Görüşmek üzere. O da size bye bye diyor. Ha, görüşmek üzere. Hadi kapatayım.